Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Bugün Stüdyo Washington yayınında Amerika ve Dünya'dan haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Gündemdeki konuları konuşacağız. Türkiye ile Amerika arasındaki mektup krizinde son adım Ankara'dan geldi. Washington'a gönderilen cevap iki ülke ilişkilerine nasıl yansıyacak? Amerika neden Orta Doğu'ya 1000 asker daha gönderme kararı aldı? Mehtap Çolak Yılmaz'da bu sorulara yanıt arayacağız. Amerika'nın izlediği dış politikanın iç siyaseti nasıl şekillendirdiğine ilişkin haberleri paylaşacağız. Başkan Donald Trump'ın açıklamalarını ve bu açıklamalara tepkileri aktaracağız. Stüdyo Washington başlıyor. Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shannon, Amerika'nın Orta Doğu'ya 1000 asker daha göndereceğini söyledi. Shannon, askerlerin savunma amaçlı ve İran'ın yarattığı tehdide karşı bölgeye gönderileceğini söyledi. Shannon, son saldırılar İran ve onların desteklediği güçlerin Amerika askeri personeline ve Amerika'nın çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğuna dair elimizdeki istihbaratın güvenilir ve geçerli olduğunu ortaya koydu dedi. Öte yandan Shannon'ın Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği 6 Haziran tarihli mektubuna cevap bugün gönderildi. Hem Amerika'nın Orta Doğu'ya yönelik kararı hem de bu mektubun içeriğini Mehtap Çolak Yılmaz aktaracak. Mehtap, Amerika'nın bu önemli kararının, asker gönderme kararının ayrıntılarıyla başlayalım. Amerika'nın izlediği Orta Doğu politikası çerçevesinde bu adımın atılmasında hangi faktörler etkili oldu? Amerikalı yetkililerin ilk açıklamasına bakılırsa düşmanca tavırları etkili oldu İran'ın bugüne kadar sergilediği ve dış dünyayı, uluslararası güçleri bir nevi şantaj yaptığını iddia ediyor Amerikalı yetkililer. Peki neden, nasıl bu noktaya gelindi? Hemen kısaca geride bıraktığımız ay tırmanmaya başlayan Amerika-İran ilişkilerinde yaşanan olaylar silsilesine kısaca bakmak lazım. Bu noktaya nasıl gelindiğini görmek için. Şimdi gönderilecek ek 1000 asker deniyor ve bu 1000 asker geçen ay Amerika'nın bölgeye yolladığı 1500 askere ek olarak gönderiliyor. Ve son aylarda yaşanan olaylara baktığımızda da geçtiğimiz hafta Umman Körfezi'nde yaşanan tanker saldırıları var. Amerika İran'ı bu saldırılardan sorumlu tutuyor. Tıpkı daha önce Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttuğu gibi. Ciddi kanıtlar olduğunu da savunuyor bu konuda. Hatta son olarak Amerika Savunma Bakanlığı bu konuda donanma İran'ın parmağı olduğu yönünde fotoğraflarda paylaştı kamuoyuyla. Şimdi bir başka önemli gelişme de ne oldu? İran'dan geldi. Geride bıraktığımız gün içinde yaşandı. Pazartesi günü. O da tüm dünyaya bir mesaj niteliği, başta Amerika olmak üzere bir mesaj niteliğiydi. O da neydi? 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi konusundaki kısmına uymayacağı yönünde bir açıklamaydı. Bu tüm dünyada bomba etkisi yarattı. Her ülkeden tepki geldi kuşkusuz. Neden önemli bu karar? Tahran, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran tarihinde, yani tam olarak tarih vererek 10 gün sonra aşacağız dedi. Bu ne anlama geliyor? Bu limit nükleer silah üretiminde kullanılması gerekli olan uranyum zenginleştirme miktarının, zenginleştirilmiş uranyum miktarının çok az altında kalıyor. Yani bir nükleer silah limiti değil ama ona çok yakın bir limit. İşte bu açıklaması İran'ın, Amerika'nın bu son adımında etkili olduğu yorumları yapılıyor diyebiliriz. İşte bu iki gelişme sonrasında hem Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının İran'ı sorumlu tutması nedeniyle hem de İran'dan gelen bu uranyum zenginleştirme konusunda adeta dünyaya bir ultimatum veren açıklamasının ardından Pentagon'dan o bölgedeki Amerika'nın askeri varlığını yoğunlaştırma yönünde bir adım daha geldi. Shanahan'ın açıklamasına hemen değinmekte fayda var bu noktada. Son saldırılar İran ve onların desteklediği güçlerin Amerika askeri personeline ve Amerika'nın çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğuna dair elimizdeki istihbaratın güvenilir olduğunu düşünüyoruz dedi Amerika Savunma Bakan Vekili ve Savunma Bakanlığı yetkilileri de bölgeye gönderilecek askerlerin içeriğiyle ilgili bilgi paylaştı. Hava gücü istihbaratı gözlem ve keşif amaçlı faaliyet yürüten askerlerden oluşacağını belirttiler ve bölgedeki askerlerin oradaki hali hazırda bulunan Amerikan askerlerinin de güvenliğini sağlayacak bir 1000 kişilik askerden bahsediyor Amerikalı Savunma Bakanlığı yetkilileri.
Nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Amerika, İran'a yönelik yeni ambargolar getirmişti. Amerika, İran'ın petrol satışını tamamen yok denecek noktaya getirmeyi hedefliyordu bununla birlikte. Hatta Türkiye'yi de ilgilendiren petrol ihracatını tamamen yasaklayan bir uygulama getirmişti. Nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra geride bıraktığımız aylarda işte bu amaçla İran'a yönelik ambargoların etkili olmasını hedefliyor ama tabii İran'dan gelen bu karşı hamlelerle tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın üretimini dörde katladığını biliyoruz uranyum zenginleştirmesini ve Avrupa ülkelerinin de şimdi Amerika'nın yaptırımlarına karşı İran'ı koruması gerektiğini belirtiyor. Burada parantez açalım. İran niye böyle bir beklentisi var Avrupa'dan? Amerika'nın yaptırımları çerçevesinde İran'ın birçok şeyi ithal etmesi, petrol satması yasak ama bazı Avrupa ülkeleri kendi aralarında bir anlaşma kurarak İran'a petrol takası karşılığında bazı gıda ve ilaç gibi alışveriş takas şeklinde yapıyordu. İşte bunu da ortadan kaldırmayı planlıyor Amerika'nın ambargosu, Amerika'nın yaptırım hedefleri ve İran'da buna karşı bize sahip çıkın mesajı verdi. Amerika Savunma Bakanlığı'ndan İran'ın bu çağrısına bir cevap daha geldi. Bu ard arda açıklamaları aktaracak olursak bakanlık sözcüsü Dışişleri Bakanlığı'ndan Morgan Ortagus konuştu ve bugün bu duyuruyu yapmaları talihsiz ama daha önce söylediğim gibi de şaşırtmıyor İran'dan gelen bu açıklama. Zira uluslararası toplumu İran'ın nükleer şantajına karşı boyun eğmeyin çağrısında bulundu Amerika Savunma Bakanlığı. Şimdi tansiyon yüksek. Ruhani'den gelen bugün açıklama var. O da ne olursa olsun İran bir ülkeye karşı savaşı başlatan taraf olmayacak dedi Ruhani. Keza Başkan Donald Trump da savaş olsun istemiyoruz yönünde mesajlarını biliyoruz. Yani bir gözdağı amacı var Amerika'nın İran'a yönelik bölgedeki yoğunlaşan askeri trafiğinde. Ancak Şahin kanadın da desteklediği Amerikan yönetimindeki bir askeri müdahale noktasına dönüşüp dönüşmeyeceği şu anda bir netlik kazanmış gibi görünüyor Özlem. Mektubuna Ankara'dan beklenen cevap bugün geldi. Bu cevabi mektup S-400 F-35 gerginliğine nasıl yansıyacaktır Mehtap? Evet, şimdi üsluptan duyulan rahatsızlığı dile getirdi Hulusi Akar, Türkiye Savunma Bakanı. Daha önce de telefon görüşmesi yapmıştı Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'la. Benzer bir üslupla yanıt vermişti. İki ülke de geri adım atmıyor. Amerika diyor ki F-35 projesinden çıkarılırsınız. Eğer S-400 savunma sistemi alırsak, Türkiye'de diyor ki iki sistemde birbirine uyumsuz çalışmayacak sistemler, çalışacak sistemler değil. Amerika diyor F-35'ler için S-400 tarzı Rusya'nın ürettiği savunma, hava savunma füze sistemi tehdit oluşturuyor. Yani F-35 tarzı uçakları vurmaya yarayan bir füze sistemiydi bu. Kısaca hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bu gerginlikle ilgili pek çok bilinmeyen var. Her yayınımızda da aktarmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'de diyor ki biz buna karşılık Patriot almaya yıllarca çalıştık. Amerika yanaşmadı buna ve çok yüksek bir fiyatla şimdi karşımıza geldi. Biz de savunmamız için bu iki uyumlu, birbirine uyumlu tehdit oluşturmayacak sistemle çalışmayı düşünüyoruz. Hatta aldık. S-400'ler de Temmuz'da teslim ediliyor Türkiye'ye diyor. Türkiye'den en üst düzeyden gelen açıklama en son bu yöndeydi. Shanahan'ın mektubundan sonra ilişkiler iyice tırmandı, gerildi. Ve ardından Hulusi Akar'ın Shanahan'a yazdığı mektup bugün ajanslara düştü. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulandı deniliyor ve bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarıldı. Hatırlayacaksınız, Türkiye bir iki sistemin birbiriyle uyumlu olduğunu ve teknik olarak birbirlerine karışmayacakları yönünde bir ortak çalışma grubu kurulmasını önermişti. Ancak Amerika'dan bu teklife sıcak bir yanıt gelmemişti. İşte onun ardından bu noktaya gelindi. Amerika Savunma Bakan Vekili gönderdiği mektupta kısaca Türkiye F-35'lerden vazgeçme, F-35 eğitimlerinin 31 Temmuz'da sona ereceğini, üst düzey toplantılara Türkiye'nin davet edilmeyeceğini ve mektup sonrasında da Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. F-35 programı eğitimi alan.
Şimdi Amerika ile Türkiye arasında bu F-35 savaş uçağı gerilimi devam ediyor. İki taraftan da geri adım yok son yapılan açıklamalara baktığımızda. Ama diyaloğun süreceği yönünde ılımlı açıklamalar var. Hemen geri dönelim. Geride bıraktığımız haftanın son iş gününde Amerika'nın, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Todd Walters bir açıklama yapıyor ve Türkiye ile Amerika arasındaki S-400 gerginliğiyle ilgili bu anlaşmazlığa ilişkin diyaloğun sürdüğünü belirtti ve Walters'a göre iki ülkenin savunma bakanları bu konuyu NATO toplantısında ele alabilirler. O da önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir NATO toplantısı. Reuters haber ajansına verdi bu mülakatı NATO yetkilisi, üst düzey askeri yetkili ve geride bıraktığımız hafta sonu bir açıklama yine Pentagon'dan gelmişti. S-400 F-35 gerginliğinin sona erdirilmesiyle ilgili bir mesaj değil ama Türkiye'nin müttefiklik öneminin vurgusu yapılmıştı. O da neydi? Eric Pahin konuşmuştu, Pentagon sözcüsü. Türkiye ile Amerika arasındaki S-400 ihtilafından istifa ederek Rusya'nın iki ülkenin arasını açmaya çalıştığını söylemişti. Ve yine Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü Mike Andrews, Amerika'nın sesinin de yayın grubu içinde bulunan El Hurra televizyonuna yaptığı açıklama önemli bu noktada. Zira Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin sadece F-35 meselesine indirgenemeyeceğini belirtmişti. Ve Türkiye'nin stratejik ortaklık, Amerika ile stratejik ortaklığına vurgu yapmıştı. Dediğim gibi S-400 ve F-35 kriziyle ilgili henüz net bir adım yok iki taraftan da ama karşılıklı diyaloğun süreceği yönünde mesajları iki taraftan da almaya devam ediyoruz. Mehtap Çolak Yılmaz, Başkent Washington gündeminden aktardığı notlar için teşekkürler. Hem Amerika'nın Orta Doğu'ya ek asker gönderme kararı hem de Ankara'dan gelen cevabi mektuba yönelik açıklamalar geldikçe yayınlarımızda ve amerikanınsesi.com adresinde paylaşmayı sürdüreceğiz. Amerika'nın dış politikada attığı adımlara değindik. İşte bu adımlar iç siyasete de yansıyor. Amerikan Senatosu'nun bu hafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışını önleme çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Çok sayıda senatör, insan hakları ihlalleri, Yemen'deki savaş ve geçen yıl meydana gelen Cemal Khashoggi cinayeti yüzünden Riyad'a tepkili. Trump yönetimi ise silah satışının Kongre engeline takılmasını önlemek için İran tehdidini gündeme getirerek ulusal acil durum kartını öne sürüyor. Suudi Arabistan, Amerikan Senatosu'nda hararetli tartışmalara yol açıyor. Suudi Arabistan'da mevcut ilişkiler Amerika için yararlı değil. Suudi Arabistan'da bir şeyler değişinceye kadar bu işin peşini bırakmayacağım. What kind of ally? Hangi müttefik ülkemizde yaşayan ve bizden koruma isteyen birini kaçırıp, konsolosluğa götürüp, parçalayıp yok eder? Suudi Arabistan'da olan müttefikliğimizin doğası ortaya çıktı. Senato geçen aylarda Suudi Arabistan'ın Yemen'deki hava saldırılarına Amerika'nın verdiği desteği sona erdirme kararını onayladı. Senato şimdi de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılması planlanan silah satışını durduracak bir karar alabilir. Trump yönetiminin silah satışını acil durum ilanıyla hızlandırma girişimi her iki partiden kongre üyelerini kızdırıyor. Başkanın kongreyi bertaraf etme ve Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi gerginleştiren olayları dikkate almadan bu ülkeye silah satma girişiminden rahatsız olan tek kongre üyesi olmadığımı bilmek beni memnun ediyor. Senato'da itiraz kararını geçirecek sal çoğunluğu yakalamak mümkün. Ancak başkanın kararı veto etmesi halinde bu vetoyu geçersiz kılacak çoğunluğun sağlanabilmesi mümkün görünmüyor. Senato geçen hafta Bahreyn'de Katar'a silah satışını engelleme girişimini reddetti. Senato'da yapılan tartışma özellikle Basra Körfezi'nde meydana gelen son gelişmeler nedeniyle Orta Doğu'ya silah satışının birçok cumhuriyetçi tarafından hala desteklendiğini gösterdi. İran ekonomisi Amerikan yaptırımları altında ezildikçe Tahran dünyaya öfke saçıyor. Böyle tehlikeli bir dönemde Körfez'deki ortaklarımızı İran'a karşı desteklememiz çok önemli. Bazı cumhuriyetçiler ise silah satışlarını askıya almanın müttefikleri Amerika'nın düşmanlarından silah almaya yönlendirmekten başka bir işe yaramayacağını savunuyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın siyasi rakipleriyle ilgili yabancı istihbaratı kabul etmeye hazır olduğu şeklindeki açıklamasına çok tepkili. Trump, 2020 başkanlık seçiminde rakibine zarar verecek istihbaratı yabancı bir ülkeden de gelse kullanabileceğini, böyle bir istihbarat için teklif alırsa hayır demeyeceğini söyleyerek cumhuriyetçileri bile şaşırttı.
Kongre üyeleri tam da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesinin tekrarlanmasını önlemeye çalışırken, muhalefet Trump'ın bu sözlerinin yabancı hükümetlere, ABD siyasi sistemine daha çok karışmaları için davet niteliğinde olduğu eleştirisinde bulunuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Trump'ın doğruyu yanlıştan ayıramadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Başkanın söyledikleri yüzünden bütün ülke dehşete kapılmış olmalı. Ama o dehşet verici söylemleri alışkanlık haline getirdi. Bu sefer söylediği o kadar etik dışıydı ki kendisi bunun farkına bile varamadı. Başkanın televizyonda sarf ettiği sözler cumhuriyetçilerin bile onu savunmasını zorlaştırdı. Bu başkanın yabancı kurumlara karşı mücadelesini izledim. O kesinlikle hiçbir yabancı ülkenin seçimlerimize müdahale etmesine izin vermez. Başkanlık için iki kez yarışan cumhuriyetçi Utah senatörü Mitt Romney, başkanı savunmayı denemedi bile. Bu muhtemelen şimdiden yasa dışı, eğer değilse de yasa dışı olmalı. Yabancı hükümetlerin seçimlerimize müdahil olmayı denemesi, izin veremeyeceğimiz ve demokrasinin ruhuna aykırı düşen bir eylem olur. Kongre üyeleri 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesinden dolayı Rusya'yı birçok kez kınadı. Birçokları seçimleri güvence altına alacak yeni yasalar çıkarmak için çalışıyor. Ancak bu çabalar güçlü bir Trump destekçisi olan Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından engelleniyor. Son olarak Senato'daki en üst düzey demokrat olan Chuck Schumer konuyu gündeme getirdi. Senato'da yok olan çok çeşitli partiler üstü seçim güvenliği tasarıları gördük. İstihbarat Komisyonu'nun kıdemli üyesinin sunduğu bir yabancı gücün yardım teklif etmesi halinde söz konusu seçim kampanyasının bunu FBI'ye bildirmesini yasal görev haline getirmeyi içeren tasarı da buna dahil. Çok basit. Yabancı bir ülke gelip kampanyanıza yardım teklif ederse bunu FBI'ye bildirmeniz gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Trump'a verdiği koşulsuz destek nedeniyle uzmanlara göre bu tasarıların Kongre'de harcanmaya devam etmesi mümkün. Çünkü Trump'a açık şekilde meydan okuyan bir cumhuriyetçi Kongre üyesi yeniden seçilme şansını kendi eliyle riske atmış oluyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikan gazetelerinin manşetleri için sırada basın özetleri var. Pınar Sayar Kızılçalı bugün gazetelerde öne çıkan haberleri özetliyor. Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post ana sayfasına taşıdığı haberde Başkan Trump'ın pazartesi Twitter'dan yazdığı ve göç yetkililerinin gelecek haftadan başlayarak toplu tutuklamalar uygulamasını yürürlüğe koyacakları mesajına yer veriyor. Gazeteye göre yönetimin bir süredir ilgili bakanlıklarla birlikte planladığı uygulama, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin Başkanı Ronald Vitiello ve İç Güvenlik Bakanı Kirsten Nielsen'ı görevlerinden etmişti. Her iki yetkili de ailelerinden ayrılarak gözaltına alınan çocukların görüntüsünün toplumun tepkisini çekme riski taşıdığı düşüncesiyle planı ilerletmekte tereddüte düşmüştü. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ailelerin operasyon nedeniyle istenmeden parçalanabileceği kaygısı taşıyor. Bunun nedeni olarak bazı hanelerde ebeveynler hakkında sınır dışı kararı çıkmışken bu ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olması gibi durumlar olabileceği gösteriliyor. New York Times, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını 4'e katladığı ve 10 gün içinde 300 kilogram limitini aşacaklarını açıklamasının ardından Washington ve Tahran arasında gerilimin tırmanmaya devam ettiğini yazıyor. Gazete, Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın 1000 askerin daha Orta Doğu'ya gönderileceğini açıkladığı ve İran'ın nükleer silah üretimine izin vermeyecekleri sözü verdiğini aktarıyor. Trump Mayıs ayında da 1500 askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı almıştı. Bu askerler İran'ın adımlarını gözleme ve daha önceden Orta Doğu'da bulunan Amerikan kuvvetlerini korumakla görevlendirilecek. Ayrıca Pentagon 6000 ek askeri bölgeye gönderme planını da değerlendiriyor. Pentagon'un açıklaması, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıların ve İran'la 2015'te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın temel maddelerinden birini ihlal etmek üzere olduğunu açıklamasının ardından geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan bölgede petrol kaynaklarına yönelik tehditlere rağmen OPEC'in üretim azaltma kriterlerine sıkı şekilde uyuyor ve diğer üreticilere de üretim konusunda temkinli olmaları çağrısı yapıyor.
Bunun nedeni bölgedeki savaş tehditlerine rağmen ham petrol talebindeki azalma. OPEC yetkililerine göre Suudi Arabistan üretim kesintisini bu ay artırmıştı. Suudi Arabistan, OPEC'in resmi kesinti hedefi olan yılın ikinci yarısında günde 1,2 milyon varil hedefi için destek toplamaya çalışıyor. Suudiler ayrıca üretimi üzerinde uzlaşılan seviyelerde kesme konusunda işbirliği yapmayan ülkelere de baskı yapmaya hazırlanıyor. OPEC ve müttefikleri Aralık ayında bir araya geldiklerinde koalisyon petrol üretimini günlük 1,2 milyon varil kısma kararı almıştı. Petrol fiyatları anlaşmanın uygulanmaya başlamasının ardından artmış ve son yıllardaki en yüksek ilk çeyrek performansına ulaşmıştı. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Basın özetlerine hafta içi her gün amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kiraların ve eğitim masraflarının aşırı yüksek olduğu Kaliforniya'da çok sayıda öğrenci yurtlarda oda bile kiralayamıyor. Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden öğrencilerin işlettiği bir örgüt de bu soruna çare bulmak için harekete geçti ve kalacak yeri olmayan evsiz öğrencilere yardım etmek adına bir barınak açtı. Amerika'nın Sesi bu barınağı ziyaret etti. Maritza Lopez çalışmaya daha çocukken başlamış. Anne babası ve kardeşleriyle bir odalı bir evde büyüyen Lopez, evlere temizliğe giden annesine sık sık yardım edermiş. Gittiğimiz evlerde patronların çocuklarının diplomalarını, sertifikalarını görürdüm. Ailem ve kendim için farklı bir hayat istedim. Eğer aynı şeyi yapmaya devam edersem içinde bulunduğum kısır döngüden çıkamayacağımı anladım. Lopez üniversiteye başlamış ama zamanının çoğunu yaşadığı ufacık odanın kirası için çalışarak geçirmiş. Giderek zamlanan kiraların altından kalkamayan Lopez'in imdadına öğrenci barınağı yetişmiş. Mount Olive Lutheran Kilisesi'nden Eric Schaeffer ve UCLA mezunları el ele vermiş ve 2016'da öğrenci barınağını açmış. Kaliforniya'daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin yaklaşık %20'si evsiz. Bu öğrencilerden en çok yardıma ihtiyacı olanlarsa tek ebeveynli öğrenciler, aileleri tarafından evlerinden atılan eşcinsel öğrenciler ve parası biten yabancı öğrenciler. Bazı öğrenciler barınağa gelmeden önce arabalarda, kütüphanelerde veya çadırlarda yaşıyormuş. UCLA ve Güney Kaliforniya Üniversitesi gibi saygın okullarda bile öğrenciler bursların ve anne babalarının yardımıyla harç parasını bir araya getiriyor. Ancak paraları kalacak bir yer kiralamaya yetmiyor. 18-24 yaş arasında 10 öğrenci akşam 7 ile sabah 7 arasında barınakta kalabiliyor. Öğrencilerin burada banyosu ve çalışma odası var. Ayrıca gönüllüler her akşam yemek yapıyor. Herkes için yemek yapıyoruz ve sonra biz de oradaki masalardan birine oturup yemek yiyoruz. Evsiz barınağı gibi önemli bir hizmete katkıda bulunmak ve fark yaratmak çok anlamlı. Öğrenciler ders yılı boyunca barınakta kalabiliyor. Yıl sonunda ise taşındıkları dairenin veya odanın ilk kirasını ödemek için barınak yönetiminden yardım alıyorlar. Barınağımızda kalan öğrenciler bir gün doktor olup hayatınızı kurtarabilirler. Avukat, doktor, din adamı ya da arkadaşınız, bunların hepsi olabilirler. Ve siz onların bu yola çıkmalarına yardım ediyorsunuz. Barınağın yardımıyla kendine bir daire kiralayan Lopez, birçok öğrencinin zor duruma düşmekten utandığını ama kendisinin öyle hissetmediğini söylüyor. Ailesinin üniversite diplomalı ilk üyesi olacağı için mutluluk duyan Lopez, bu şansı barınak sayesinde yakaladığını söylüyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Cinsel saldırı mağdurlarının anlattığı binlerce öykü yüzlerce yorganın üzerine aktarıldı. Proje, tecavüz kültürünü ortadan kaldırmak amacıyla bir araya gelen çok sayıda eylemcinin örgütlediği bir program sayesinde gerçekleşti. Tecavüz mağdurları son 5 yıldır Amerika çapında oluşturulan atölyelerde deneyimlerini paylaşmak ve seslerini duyurmak için kumaş parçalarını kullanmış. Amerika ve Meksika'da birçok kentte sergilenen proje kısa süre önce Washington'a ulaştı. Amaç tecavüz mağdurlarının iyileşme arayışına katkıda bulunmak ve birlik sağlamak. Bu yorganlar 3000 kişinin öyküsünü anlatıyor. Yorganların üzerindeki her kare parça tecavüz, ensest ya da aile içi şiddet mağdurlarının mesajlarını içeriyor. Bu sesler Amerikalı ve Meksikalı kadın, erkek ve çocuklara ait. Projenin mimarı tecavüz kültürüyle mücadele eden Force adlı örgüt.
Baltimore'da eylemcilerin işbirliğiyle kurulan örgüt, dev kamu sanat projeleriyle medyanın dikkatini çekmeyi ve milyonlarca insanı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Biz mağdurların liderlik yaptığı bir örgütüz. İyileşmemiz için oluşturduğumuz kamusal platformda mağdurların ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz. Washington'daki National Mall'da sergilenen battaniyelerle İngilizce ve İspanyolca "Yalnız değilsiniz" anlamına gelen cümleler yazılı. Son 6 yıldır Meksika'da 33 kente taşınan serginin Amerika'da ise 50. ve sonuncusunu Washington'da açtık. Greg Greycloud 4 yıl önce kampanyaya katılmış. At that time, no male had shared their story. O zamana kadar hiçbir erkek başına gelenleri anlatacak cesareti sergileyememişti. 9 yaşındayken cinsel saldırıya uğradım. Force örgütündeki kadınlarsa hikayemi anlatmam için bana güvenli bir ortam sağladılar. Özellikle cinsiyete dayalı şiddet ve cinsel travmalar insan ruhu ve bedeninde var olmaya devam eder. Battaniye sergisi adeta bir akupunktur iğnesi görevi üstleniyor. Travma alanlarını açıyor. Kendini cinsel saldırı mağduru olarak tanımlamayanlar bile battaniyeleri gördükten sonra geçmişlerinde cinsel şiddete maruz kaldıklarının farkına varıyor. It's really beautiful to see survivors standing up and saldırı mağdurlarının ayağa kalkıp korkmadıklarını göstermelerini ve toplum içinde yaralarını sardıklarını görmek olağanüstü. Bunun aynı zamanda tüm toplumları etkilediğini görmekse çok üzücü. Etkinliği düzenleyenler işin burada bitmediğinin altını çiziyor. Sergi, cinsel saldırı meselesini daha geniş kitlelere eriştirmek, mağdurları iyileştirmek ve değişime ilham olmak için oluşturduğu bir sıçrama platformu. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Trump yönetiminin izlediği dış politika ve bu politikaların uluslararası ilişkilere yansımalarıyla başladık yayınımıza. İç siyasette yaşanan son gelişmeleri paylaştık. Gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri ekranlarınıza taşıdık ve böylece Stüdyo Washington yayınının sonuna geldik. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.